Evet, pasajın onunda başlıyoruz. Evet, hazırız Hakan. Anayasa Mahkemesi tarafından 15 Nisan 2021 tarihinde verilen kararın ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok yetkilinin kararın içeriğini bilmeden ya da kasten çarpıtarak yaptığı açıklamalar yargı organımıza yönelik ağır bir saldırıya dönüşmüştür. Kararın açıklanmasından sonra yalan haberlere dayanılarak verilen kışkırtıcı demeçler toplum içinde linç ve hıncı körüklemeye yöneliktir. Mahkemenin kararı Kıbrıs Türk toplumunu var eden en temel değerleri saldırı altına almak için mazeret olarak kullanılmıştır. Bu noktada hukukun üstünlüğünü ve hakikate dayalı adaleti savunabilmek için başta hukuk uygulayıcılarının ve toplumun her kesiminin gereken tepkiyi göstermesi çok önemlidir. Yargı bağımsızlığı sadece mahkemelerin değil, siyaset ve demokrasinin de güvence altına alınması için elzemdir. Toplum içindeki farklılıklara eşit mesafede durup tüm kesimlerin hak ve özgürlüklerini koruyacak olan yargı organıdır. Kuvvetler ayrılığı ilkesine göre farklı görev ve yetkileri olan yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirinin üstünde egemenlik kurması ve baskı uygulaması hukukun üstünlüğüne dayanan sistemi ortadan kaldırır. Kısacası hukuk devleti ile yargı bağımsızlığı arasında oldukça sıkı bir bağ vardır. Gerek idari, gerekse anayasa yargısı, devleti idare eden siyasilerin keyfi, hakkaniyete aykırı ve eşitliği ortadan kaldırıcı uygulamalarının önüne geçecek hayati birer araçtır. Yargılama süreçleri bağımsız bir şekilde yürütülemezse varılacak kararlar siyasi iktidarın tekeline kalır ve adalete değil ideolojilere hizmet eder. Böylece yönetimde olan siyasi görüşün egemenliğine muhalif olan kesimlerin hak ve özgürlükleri hukuka aykırı bir şekilde sınırlandırılır ve insan hakları yok sayılır. Tarihsel süreç bunun acı ve yakın örnekleriyle doludur. Halbuki yargının görevi hukuki eşitliğin sağlanması ve iktidarın keyfi uygulama yapmasının engellenmesidir. Bu noktada mahkemelerin hiçbir kişi veya kesimin veya siyasi otoritenin etkisi altında kalmadan karar verebilmesi gerekir. Anayasamızın 136. maddesinde yargıçların bağımsız ve hukuka uygun karar verirken hiçbir kesim tarafından kendilerine talimat verilemeyeceği, genelge gönderilemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunulamayacağı belirtilmiştir. Kararlar tartışılabilir, eleştirilebilir ama egemenliği elinde bulunduranlar tarafından tehdit edici şekilde linç malzemesi haline getirilemezler. Mahkeme kararının ardından başka bir ülkenin siyasi liderliğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi'ne tehdit ve hakaret dolu bir jargon kullanması, hedef göstermesi bizce bir kırılma noktasıdır. Ama daha da önemli olan anayasaya göre yürütme erkini kullanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yetkililerin yargının bağımsızlığına yönelik tek bir açıklama dahi yapmamalarıdır. Bu kabul edilebilir değildir. Bu gelecek nesillere izah edilebilecek bir şey değildir. Biz Kıbrıs Türk Barolar Birliği adı altında örgütlü bulunan avukatlar olarak toplumun tüm kesimleriyle birlikte yargının işleyişine dönük tüm saldırılara karşı hukuk devletinin temeli sayılan yargı bağımsızlığını her koşulda savunmaya devam edeceğimizi bildiririz. Eylem kararının açıklandığı andan itibaren sahip çıkan, destek beyan eden, bunun adeta toplumsal bir harekete dönüşmesini sağlayan ve bugün bizzat buraya gelen herkese sonsuz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.
Sayın Aykerimiz de birlikte arkadaşlar. Yaşasın KKTC! Yaşasın KKTC!